daha çok robotik üstüne bir kurulu bir kamptı, robotik ve kodlama. C kodlamasını öğrendik, Arduino ile çalıştık. Gelecekte zaten mutlaka kendim Artificial Intelligence ile alakalı, robotikle alakalı bir çalışmalar yapmak da istiyorum zaten. Ya bende de genel olarak bir Arduino'ya bir merak var. Özellikle yani robotikten çok bir Arduino merakı var. Çünkü her şeyin içinde ufak bir çip olması gerçekten etkileyici. Lise öğrencileri için robotik kodlama atölyesi düzenledik Londra'da. Türkiye'den ve başka ülkelerden öğrencilerimiz var. Yine Londra'da yaşayan öğrencilerimiz var ama Türk öğrenciler bu eğitimde yer aldılar. Ne yaptılar çocuklar? Bir hafta boyunca kodlama öğrendiler, C coding language öğrendiler. Aynı zamanda Arduino kitleri programladılar. Proje bazlı çalıştık. Basit projelerden karmaşık projelere devam ettiler. En sonunda da kendi projelerini gerçekleştirdiler. Eğitimin sonunda her biri kendi robotlarını yaptı ama bunun yanında da gruplara ayrılıp her grup kendi projesini geliştirdi. İşte bir öğrencimiz parmak iziyle çalışan bir kapı açma projesi yaptı 2 saat içerisinde. Başka bir öğrencimiz işte bir alev sensörü kullanarak ateşin değerini ölçtü ve onun sonucunda bir proje yaptı gibi her öğrenciden farklı farklı projeler çıktı. Millet bantikinde. Sıfırdan başlıyor aslında eğitim. Lise öğrencileri ve üniversite öğrencilerine yönelik bir eğitim bu. Yaz döneminde, güz döneminde olacak. Tech Study UK, Co UK adresini takip ederek oradan eğitimlere ulaşabilirler. Aynı zamanda Instagram hesabımız, Twitter hesabımız, LinkedIn'den ulaşabilirler. Tech Study UK hesabından. Bu eğitime katılmak için bir ön bilgi gerekmiyor. Bir kodlama ya da robotik eğitimi almış olmak gerekmiyor öncesinde. Sıfırdan başlıyoruz. 15 yaşının üstünde olması yeterli öğrencilerin. Üniversite öğrencileri, lise öğrencileri olabilir. Onun dışında da sadece heyecanlarını alıp gelmelerini bekliyorum. Zaten sıfırdan başlayıp adım adım zorlaşarak gidiyor eğitim. Bunun için de Tech Study UK, Co UK web adresine ya da Tech Study UK, Instagram, Twitter, LinkedIn hesaplarını takip ederek buradan eğitimlerimize ulaşabilirler. Yaz döneminde, güz döneminde yine birçok eğitimimiz olacak. Saint Joseph'te okuyorum. İşte şimdi bir haftalığına bu kampa gelmiştim. Ben de Saint Michel'de okuyorum. Ben de sadece bu mükemmel kampta yer alabilmek için. Damnasyon'da okuyorum. Ben de hani bu kampa bu robotiği öğrenmek veya C language'ı öğrenmek için geldim. Bayağı da aslında keyifliydi yani. Ben mezun olunca bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Ondan dolayı bu kampa gelip böyle bir deneyim kazanmak benim için güzel bir şey oldu. Yani daha çok robotik üstüne bir kurulu bir kamptı, robotik ve kodlama. C kodlamasını öğrendik, Arduino ile çalıştık. Benim de robotiğe karşı bir ilgim vardı. Bunu daha fazla araştırmak ve somut bir hale dönüştürmek amacıyla bu kampa katılımı gösterdim. Gelecekte zaten mutlaka kendim Artificial Intelligence ile alakalı, robotikle alakalı bir çalışmalar yapmak da istiyorum. Zaten günümüzde daha çok teknolojik alanlara eğilim gösterilmekte birçok şeyde. O yüzden ben de bu kampa katılım gösterdim. Yani bende de genel olarak bir Arduino'ya bir merak var. Özellikle yani robotikten çok bir Arduino merakı var. Çünkü her şeyin içinde ufak bir çip olması gerçekten etkileyici. Ve hani Arduino ile yapabileceğiniz şeyler gerçekten de sınırsız. Ben de bunun temelini atabilmek için aslında buraya geldim. Yani temelini atıp da yani ne yapabileceğimi öğrenmek için geldim. Yani en basitinden bir araba yaptık burada. Hani o bile aslında çok büyük bir şey benim için. Hani Arduino ile neler yapabileceğini sadece en basitten bir göstergesi. Ben de kesinlikle hani ileride Arduino ile devam ederim kodlamaya. Genel olarak güzeldi. İşte yeni insanlarla tanıştık. Hani güzeldi bence. Yeni şeyler öğrendik, yeni insanlarla tanıştık.
Burada aynı zamanda da robotiğe karşı benim gibi ilgi duyan insanlarla da tanışmak benim için aslında iyi bir networking oluşturdu. Ben gelecekte Londra'da yaşamak veya okumak istediğim için hani şehri de görmüş oldum, gezmiş oldum artık hani neyin ne olduğunu da biraz öğrenmiş oldum ve burada yaşamanın hani böyle çok ufak da olsa bir ön izlemini görmüş oldum. O da benim hoşuma gitti. Açıkçası İngiltere'de böyle bir eğitim ilk kez yapılıyor. Ben de bir Türk kadını olarak bunu gerçekleştiren ilk öğretmen olmanın gururunu yaşıyorum. İngiltere'de daha çok okullarda microbit kullanılıyor. Arduino'ya çok fazla bulaşmıyorlar. Kodlama eğitimi de yine basit seviyede. Dolayısıyla burada bu işi alıp yürütecek, bu işi alıp sırtlanıp bu ülkede de götürecek yine biz olacağız. Verdiğimiz eğitim bir kere bir hafta boyunca sıfırdan başlıyorlar ve çocuklar başlarken çok zorlandıkları şeyleri haftanın sonunda kendileri bile inanamıyorlar. Ben bir haftada nasıl bu kadar şey öğrendim diye. Çünkü proje bazlı bir eğitim. Proje bazlı olduğu için çocukları düşünmeye yönlendiriyoruz aslında. Basit bir motor öğretiyoruz mesela. Sonrasında diyoruz ki işte sen bu motorla ne yapacaksın? İşte aynı motorla bir çocuk el sallayan bir şey yaparken başka bir çocuk balık yemleme makinesi yapabiliyor. Dolayısıyla çocukların düşünmesini, projeler üretmesini sevk ettiğimiz bir eğitim bu ama en önemli çıktısı çocukların hem üniversite girişlerinde çok ciddi katkı sağlıyor hem kendi patentli projelerini geliştirmek üzere adım attıkları çok önemli bir yol açıyoruz diye söyleyebilirim. Benim birçok eğitimim online, yani programlama eğitimlerini online veriyoruz ama robotik eğitimlerini şu anda Blackfriars'dayız. Blackfriars'da çok güzel bir terasta çalışıyoruz Londra'nın göbeğinde. Öğrenciler, yurt dışından gelen öğrenciler yine burada çok yakın bir yerde konaklıyoruz. Sabah gelip kahvaltımızı yapıp eğitime başlıyoruz. Londra'nın göbeğindeyiz diyebilirim.